Sevgili 3. sınıf öğrencilerim, hepinize yeni bir videodan merhabalar. Bugün de evimizde hayat ünitesinin ilk iki konusunu bu videomuzda etkinlikleriyle birlikte yapacağız. Büyüklerimin zamanı ile benim zamanım, iyi ki komşularımız var. Bu iki konuyu bu videoda yer alacak. Bundan sonraki konular sonraki videolarımızda yer alacak. Kanalımıza abone olmayı, arkadaşlarınız ve sevdiklerinizle paylaşmayı unutmayın. Hazırsanız başlayalım. Büyüklerimin zamanı ile benim zamanım. 1 yaşınızda ve son 1 yıl içinde çekilmiş fotoğraflarınızı inceleyiniz. Her iki fotoğrafı karşılaştırarak fotoğraflar arasında gördüğünüz farkları söyleyiniz. Çocuklar düşünün, 1 yaşında çekildiğiniz fotoğraf ve şu an günümüzde çekilmiş bir fotoğrafınızı bulun albümünüzden karşılaştırın ya da nasıl olabilirdi bir düşünün bakalım, daha sonra yorumlayalım. Örneğin 1 yaşında çekildiğim fotoğraf ile şu anki fotoğraf arasında fiziksel olarak çok farklılıklar vardır, değil mi? Bunu gözlemleyebilirim. Çok uzamışım, büyümüşüm. Bunlar fark edilebilir. Kilomuz artmıştır, büyümüşüzdür, değil mi? Bunları söyleyebiliriz. Şimdi burayı okuyalım bakalım. Bu sokağın çocukluğumun geçtiği sokak olduğuna inanamıyorum. Nerede o çocukluğumda oturduğumuz bir katlı ahşap ev? Buralar çok değişmiş. Bakın çocuklar, yaşlı teyze burada önceki hali ve sonraki hali görünen fotoğraflar hakkında yorum yapıyor. Çocukken bakın tek katlı evde otururken, şimdi yıllar sonra yaşlanmış ve aynı sokağın çok farklı değişikliklere uğradığını söylemiş bize, değil mi? Elif'in büyük annesi yıllar sonra çocukluğunun geçtiği sokağa geldi. Bambaşka bir görüntüyle karşılaştı. Daha sonra Elif'e kendi çocukluğuna ve şimdiki zamana ait oyunlara, teknolojik imkanlara örnek verdi. Büyük anne, insanlar gibi yerleşim birimlerinin de zamanla değişiklikler olduğunu söylemiş. Doğduğum yerdeki evlerin yerine modern binalar yapıldı demiş, çok katlı. Bir zamanlar evinde elektrik olmadığını, gaz lambası ile aydınlandıklarını söylemiş ve şu anki binaların çok katlı, asansörlü ve elektrikle aydınlandığını söylemiş çocuklar. Eğlenmek amacıyla çocuklar oyun oynarlardı demiş. Aynı zamanda paylaşmayı ve yardımlaşmayı, arkadaşlığı o zaman da öğrenirlerdi demiş. Siz de hala seksek, ip atlama, körebe, saklambaç gibi oyunları hala severek oynadıklarından bahsetmiş. Sizin de oynadığınızı söylemiş. Çocuklar günümüzde de yine eskisi kadar olmasa da biz de ip atlıyoruz, seksek oynuyoruz, körebe oynuyoruz ve saklambaç oynuyoruz, değil mi? Elif'in anneannesi zamanında da babaannesi zamanında da bu oyunlar varmış. Erkekler çember çevirme oyunu oynarlarmış. Kızlar da beş taş oyunu oynarlarmış. Bugün oynamaya oynamaya bu oyunlar unutuldu demiş. Teknolojinin gelişmesiyle çocuklar artık bilgisayar oyunlarıyla oynamaya başladılar demiş. Biz eskiden bez bebeklerle ve tahtadan yapılmış arabalarla, oyuncaklarla oynardık diye belirtmiş. Benim çocukluğumda kirlenen giysiler elde yıkanırdı. Bu çok zahmetli ve uzun süren bir işti ama şimdi otomatik çamaşır makinelerinde kısa sürede yıkanıyor ve tertemiz oluyor demiş. Eskiden öyleydi, değil mi çocuklar? Siz de babaannelerinize, anneannelerinize söyleyebilirsiniz, sorabilirsiniz. Kıyafetler nasıl yıkanırdı? İşte oyunlar nasıl oynanırdı? Evleri nasıldı? Bunlar hakkında bilgi alabilirsiniz. Yine şu şekilde söylemiş. Benim çocukluğumda iş yerlerinde yazı yazmak için daktilo kullanılırdı. Bakın arkadaşlar, burada daktiloyu görüyoruz. Ama şimdi evlerde, yani herkesin evinde muhakkak bilgisayar vardır. Bilgisayardan bahsetmiş. İş yerlerindeki bilgisayarlardan bahsetmiş. Eskiden bu kadar imkan yoktu. Kolaylıkla bilgisayar kullanılmazdı, bulunmazdı. Yine kendi çocukluğunda cep telefonunun olmadığını söylemiş. Uzaktaki yakınlarıyla konuşabilmek için postaneye giderlermiş ve jeton kullanarak telefon ederlermiş. Bakın çocuklar, bu bir jeton, telefon jetonu yazıyor üzerinde. Bunu kullanarak telefon edebiliyorlar uzaktaki sevdiklerine. Ama biz şimdi cep telefonlarımızla istediğimiz anda istediğimiz kişiye ulaşabiliyoruz, değil mi? Yine burada da teknolojinin ne kadar geliştiğinin örneğini görmüş oluyoruz. Eskiden trenler buharlarla çalışırmış, ondan bahsetmiş.
ve daha yavaş gürültülüymüş. Şimdi ise hızlı trenler var ve kısa sürede istedikleri yerlere gidebiliyorlar. Burada bir hızlı tren örneği görüyoruz çocuklar görseli. Bir zamanlar onların zamanında tarlalar öküzler yardımıyla sürülürmüş. Ama bugün modern tarım aletleri var değil mi? Ve kısa sürede kolayca sürülüyor. Sulama fıskiyeleri var, tarım ilaçları var ve verim artmış. Eskiden her şey çok daha zor ve zahmetliymiş. Sizin çocukluğunuz ile aile büyüklerinizin çocukluk dönemi arasında en önemli fark sizce nedir demiş bize çocuklar. En önemli fark teknolojidir değil mi? Teknolojik gelişmedir. Buraya da yazayım üzerine konuşalım. Teknolojik gelişmedir. Peki neden teknolojik gelişmedir? Büyüklerimizin çocukluğunda bu teknolojik gelişmeler bu kadar yaygın değildi. Ama şu anda bu kadar yaygın, modern teknoloji, modern çağ, insanlar istedikleri şeye istedikleri zaman ulaşabiliyorlar değil mi? Eskiden bu mümkün değildi. Teknolojinin gelişmesiyle her alanda insanoğlu gelişti çocuklar. Şimdi konuyu pekiştirelim kısmı var. Aile büyüklerinizden birisiyle, büyük anne olabilir, büyük baba olabilir, onun çocukluğu hakkında bir röportaj yapınız. Röportajda elde ettiğiniz bilgileri kullanarak aşağıdaki çalışmayı tamamlayınız demiş. Ve kendi çocukluğunuzla büyüklerinizin çocukluk dönemleri arasındaki farkları yazınız demiş. Benim çocukluk dönemimin özellikleri. Burayı yapalım çocuklar. Benim çocukluk dönemimde evimizde elektrikler var değil mi? Yine ampullerle aydınlanıyoruz ama orada gaz lambası vardı. Elektrik var, ampul var diyelim. Elektrik, ampul. Karşısına aile büyüğümüz olduğu için onlara da gaz lambası yazıyoruz. Gaz lambasıyla aydınlanıyorlardı. Daha sonra ne söyleyebiliriz? Bizim dönemimizde yine cep telefonları kullanıyoruz. Cep telefonu yazalım. Cep telefonu. Onlar da ankesörlü telefon yazalım. Jeton, ankesörlü telefon. Pardon. Şimdi yazabiliriz. Ankesörlü telefon. Ve bunu kullanmak için de postaneye gidiyorlarmış çocuklar. Ya da bizim çocukluk dönemimizde yine mail atıyoruz değil mi? Onların zamanında ise mektup varmış. Mail yazalım. Onlara mektup yazalım. Ve son olarak bizim zamanımızda yine çamaşır makinesi kullanılıyor. Çamaşır makinesi. Peki onların zamanında kirlenen elbiseler elde yıkanıyormuş. Elde yıkama yazalım. Elde yıkama. Sonrasında ise tarlalar onların zamanında öküzler yardımıyla sürülüyormuş. Şu anda traktörler yine tarım araçları var değil mi gelişmiş. O zaman tarım araçları yazalım. Buraya ise öküzler yardımıyla yazalım. Öküzler yardımıyla tarla sürümü. Evet arkadaşlar, bu kısmı burada bitirdim. Bir sonraki kısma geçiyorum hemen. Burada da iki komşularımız var kısmındayım. Ev almak, komşu al atasözünden ne anlıyorsunuz demiş. Ev alacak bir kimse için aslında çocuklar, komşular evden daha önemlidir değil mi? Komşularımız kötü ise biz çok güzel bir evde otursak bile rahat edemeyiz. O yüzden öncelikle oradaki komşular araştırılmalı. O civardaki insanların hangi özelliklere sahip olduğu az çok belli olur.
Ona göre ev alınmalı değil mi? Önemli olan komşu. Yine Koray ve ailesi karşı daireye yeni taşınan komşularını ziyarete gitmişler. Bir ihtiyaçları olup olmadığını sormuşlar. Annesi acil durumlarda bir ihtiyaçları olduğunda bizlerden yardım isteyebilirsiniz demiş. Çünkü kendileri de diğer komşularından istiyor değil mi? Aynı apartmanda ve yakın binalarda oturan kişiler bizim komşularımızdır çocuklar. Sadece aynı apartman değil, yakın binalarda oturanlar da bakın. Bunlar bizim komşularımız. Komşularımızla mutluluk, sevinç, sıkıntı, keder bunları paylaşıyoruz değil mi? Oturup karşılıklı sohbet ediyoruz. Sevgi, saygı ve yardımlaşma içindeyiz. Bu yüzden bizim atasözlerimiz vardır. Komşuda pişer, bize de düşer. Yani çevremizdeki yakınlarımızı iyi, güzel, büyük şeyler elde edebilirler. Bu durumlarda da bizim de yararlanmamızı sağlarlar. Bu anlamda söylemiş, komşuda pişer, bize de düşer. O eğer iyi bir yerlere gelirse, faydalı şeyler yaparsa biz de bu durumdan yararlanırız. Bizim adımıza da güzel şeyler yaşanır demek. Komşu komşunun külüne muhtaçtır. Burada da çocuklar komşunun birbirleriyle her zaman yardımlaşması gerektiği konusu hususunda bir açıklama yapılmış. Komşuluk bizim ailemiz açısından da çok önemlidir değil mi çocuklar? Komşularımız bizim için her zaman önemlidir. Onlar olmadan biz yani güzel bir yaşam sürdüremeyiz. O yüzden komşu komşunun külüne muhtaçtır. Her zaman onlara ihtiyacımız olabilir. Aramız çok iyi olmalıdır. Birbirimize saygı ve sevgi çerçevesinde yaklaşmalıyız. Devam edelim bakalım. İhtiyaçları olduğunda komşularımıza yardımcı olmalıyız. İyi ve kötü günlerinde çocuklar dikkat edin. Sadece iyi gün değil, kötü günlerinde de onların yanında olmalıyız. Biz de zaten ihtiyaç duyduğumuzda onlar muhakkak bizim yanımızda olacaktır. Onlarla iyi geçinmeliyiz. Birbirimize karşı haklarımız vardır, görevlerimiz vardır. Onlara saygı göstermeliyiz. Bakın burada iki arkadaşımızı görüyoruz görselde. Bu gürültüde ders çalışamıyorum, yarına yetiştirmem gereken ödevlerim var diyor bir çocuk. Aradaki duvarı görüyoruz, komşusu da odada müzik dinliyor. Bu çocuğun ismi Emre. Emre'nin hareketi sizce doğru mudur çocuklar? Tabii ki yanlıştır. Komşusunu rahatsız edecek davranışta bulunmamalı. Ona saygı göstermeli değil mi? Komşularımıza hangi konularda yardım isteyebiliriz demiş. Çocuklar, örneğin komşumuzu kapıda gördük. Apartmana çıkıyoruz. Elindeki poşetler çok ağırsa ona yardımcı olabiliriz değil mi? Eşyalarını taşıma konusunda. Konuyu pekiştirelim kısmındayız. Marketten alışveriş yapmış, elinde poşetlerle eve dönen komşunuz ile yolda karşılaştınız. Ne yaparsınız? Biraz önceki cevapladığımız soru aslında buradaymış. Buraya yazalım o zaman. Komşuma yardımcı olmalıyım. Olurum diyelim. Komşuma elindeki poşetleri taşıması konusunda yardımcı olurum. Yardımcı olurum. İkinci sorumuza bakalım hemen. İkinci soru da bize komşuluk ilişkilerinin size ve ailenize katkıları nelerdir? İlişkimizin iyi olması bizim ve ailemiz için önemlidir değil mi? İlişkilerin komşularımızla ilişkilerimizin iyi olması bizler için önemlidir. Zor zamanlarımızda bizim en yakınımızda olan kişiler komşularımızdır değil mi? Zor zamanlarımızda bizim en yakınımızda
olanlar komşularımızdır. Onların değerini bilmeli ve onlarla iyi geçinmeliyiz. Onların değerini bilmeli ve onlarla iyi geçinmeliyiz. Çocuklar, örneğin Allah korusun bir hastalık olabilir. O zaman babamız annemiz evde olmayabilir. Yangın çıkabilir. Biz komşularımızdan yardım isteriz ya da onların arabalarıyla hastaneye gideriz, değil mi? O yüzden bizim açımızdan çok önemliler. Her zaman onlara iyi davranmalıyız. Komşuluk ilişkilerinin nasıl olması gerekir ve neden demiş. Komşularla iyi geçinilmelidir. Komşularla iyi geçinilmelidir. Onları rahatsız edecek davranışlarda bulunulmamalıdır. Onları rahatsız edecek davranışlarda bulunulmamalıdır. Sadece iyi günde değil, kötü günlerde de onların yanında olmalıyız. Bunu da yazalım. Sadece iyi günlerde değil, kötü günlerde de yanlarında olmamız gerekir. Evet arkadaşlar, bu videomuz da buraya kadardı. Bir sonraki dersimizde diğer konumuzu öğreneceğiz. Bakalım evimin yerini krokiyle gösteriyorum konusunu öğreneceğiz. İzlediğiniz ve dinlediğiniz için teşekkür ederim. Hepinize başarılar dilerim.